burada yapmamız gereken, burada bir altyapı sorunu var bu binanın. Bir de bir şey ruhsatı da eksik. Bu yüzden burada bir çalışma yürütüyoruz. Karşı tarafa da herhangi bir şeyimiz söz konusu değil tabii ki. Sadece kanun çerçevesinde yapması gereken bu altyapıyı, bu şeylerin yapılmasını ve onun düzelmesini bu amaçla burada bulunmaktayız. Başkanım, belediyenin suları, su depolarının elektriği kesilmiş yönünde bir ihbar var da. Evet, öyle bir ihbar geldi, bize de geldi. Tabii bizim şu anda Gökbulak dediğimiz köyde bizim su depomuz var. Su deposunun suyu şu anda kesilmiş durumda. Tabii bu vatandaşın suyuydu, yani bizim sadece belediyeye ilgilenen bir konu değildir. Tüm vatandaşların ilgilenen bir konudur. Biz orada bir jeneratörümüz var. Jeneratörü şu anda geçici olarak, bir yardımcı olarak çalıştırıyoruz. Vatandaşın suyunun akması için, onların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Su borcu nedir başkanım? Valla şu anda şu borcunun tamamıyla ne kadar olduğunu bilemiyoruz ama bizim dönem, yani bu dönem geldikten sonra biz su borcunu genellikle yatırıyoruz. Daha bir hafta önce tekrar bunlara bir para yatırdık, kendilerine yatırdık. Ama buna rağmen yine de bizim şeylerimizi kesiyorlar. Başkanım, bildiğimiz sadece yapılandırma yapılmıştı. Evet, yapılmıştı. Ve ona istinaden zaten bunları, bu parayı da ödedik. Parayı ödediniz zaten. Tabii ödediğimiz halde yani kesiliyor. Tabii ne için olduğunu pek bilemiyoruz. Biz kendilerine bu konuyu da izah ettik. Tabii bu konu hakkında da mahkemeye başvurduk, yani paranın durdurulması için. Ona da başvurduk yani. Ya şimdi açmıyorlar hatta. Burada bunlar kazıyorlar, açmıyorlar. Ya. Serbest çalışıyor, müteahhit dedi. Sıkıntınızı anlatın. Benim sıkıntım, ben bunlardan bir ayda iki kere vatandaşa fatura geliyorsa bunlar işler acıtıdır. Denetim yok. İkide bir elektrikler kesiliyor. Ondan sonra başı boş, kimse görevine gelmiyor. Bak, ikinci ay, bu ayın ikisinde fatura bana gelmiş. Bir de 1.9.2019'unda ikinci fatura gelmiş. Toplam 558 milyon lira. 558 milyon lira. Bir günde ödemediğim zaman gelip kesiyorlar. Gelip kesiyorlar. Bunlar var ya, bunlar gerçekten tadından çıkarmışlar bunlar. Vatandaşın canını yakmışlar. Yani Tatvan geneli böyle. Herkesin canını yakmışlar bunlar. Denetim yok. Kimin eli kimin cebinde olduğu belli değil. Rastgele insanlar gelip endeks alıyorlar, soruyorsun. Kardeşim, sen kimsin, yetkini misin? Bilmiyorsun kimdir. Yani kimse bilmiyor kimin ne görev yaptığı. Buraya geliyorsun, bunlar konuşmuyorlar. Diğer tarafa gidiyorsun, adamı konuşturmuyorlar. Bana gidiyorsun, derdini anlatıyorsun, diyorsun kardeşim bana ne? Ben geçen ara buraya geldim. Binanın bir sorunu vardı. Söyledim, bana diyor, bana ne kardeşim? Allah'a emanet olun.